Başkent'te bir semt bakkalı kendisine emanet edilen anahtarları kopyalıyor, sonra da komşuları tatile gidince onların evlerini soyuyordu. Mağdurlardan biri sonunda yatak odasına kamera koyunca gerçek ortaya çıktı. Güvendiğimiz için anahtarları bırakıyorduk. Evimizin anahtarını arkadaş kopyalayıp yaptırıyor. 18 yıllık bakkaldı. Ona güvenip anahtarını bırakanlara tam anlamıyla ihanet etti. Anahtarlarını kopyalayıp evlerini işte böyle soydu. Altınlarımızı, zinet eşyalarımızı alıp sıra kalem çektiydi. Ankara Sincan'daki Pınarbaşı Mahallesi'nde birkaç ev soyuldu. Mağdurlardan biri de Murat Karagöz'dü. 14 tane külçe altınımın olmadığını fark ettim. Yaklaşık 10,5 milyar kadar, yani 11 milyar kadar bir kaybım var. 2 tane çeyrek, bir yüzük, bir de 1,5 milyar para. Sonrasında Kurban Bayramı'nda yine ailemin yanına gidiyorum. İkincisinde geri kalan altınlarımı alıyor. Karagöz için şüphelilerden biri de bakkallarıydı. Çünkü ona zaman zaman anahtarını diğer mahalle sakinleri gibi emanet ediyorlardı. Hani güvendiğimiz için anahtarı bırakıyorduk. Bakkaldan şüphelendim. Kamera buldum. Taktım. Ailemin yanına gittiğimi de o kişiye söyledim. Karagöz şüphelerinde haklıydı. Memleketine gidişinin ikinci akşamında yatak odasına kurduğu kameranın kadrajına işte bu hırsız girdi ve elinde fenerle eşyaları karıştırmaya başlayan o hırsız bakkalın ta kendisiydi. Bir ara adam kamerayı da fark etti ve yönünü değiştirmek istedi ama artık onun için çok geçti. Eskiyi yaptığını da itiraf etti şu anda savcılıkta. Ailece görüşürdük yani, gezmelere giderdik yani, herhangi bir şüphe verecek bir tavır yoktu yani. Bakkal tutuklandı ama yaptıklarından pişman olduğu söylenemez gibi. Cezaevinden çıktıktan sonra seninle görüşeceğiz, bu senin yanına kalmayacak deyip bana tehdit savuruyor.